Benim sorum başörtü konusundaki çıkışınız ve helalleşme adımlarınız çok konuşuldu. Bu konuda hala net misiniz? Özgürlüklerimiz ve kazanımlarımız korunacak mı? Başörtüsü konusunda bizim karnemizin biraz kırık olduğunu önce ifade edin. Artık Türkiye'nin bu sorunu açtığını düşünüyorum. İster başı açık olsun, ister başı kapalı olsun. Herkesin düşüncesine, inancına, kimliğine, yaşam tarzına hepimizin saygı duyması lazım. Biz bunu her gittiğimiz yerde savunuyoruz. Eğer kişinin kimliği siyaset konusu olmazsa, inancı siyaset konusu olmazsa, yaşam tarzı siyaset konusu olmazsa o zaman Türkiye özgürleşmiş demektir. Eğer bunlar siyasete konu olduğu zaman kutuplaşan, ayrışan, kavga eden bir Türkiye gerçeği ortaya çıkıyor. Buradan Türkiye'nin süratte çıkması lazım. Çıktığımızı düşünüyorum ama hala kimlik basında mesela ayrışmalar var. Kimliklerimizi sorgulamaya başlıyoruz. Ya hiçbir biz anne babamızı seçme özgürlüğüne sahip değiliz ki. O zaman benim kimliğim benim onurumdur. Ama benim kimliğim siyasete mazim olmaz. Siyaset toplumların, insanların, bireylerin ve bizim dışımızdaki bütün canlıların doğanın korunması için onlara gelebilecek olan zararların bir şekliyle yok edilmesi için çalışan bir anlayıştır siyaset. Siyaseti böyle düşünmek lazım. Bir çocuk açsa bilmeliyiz ki hepimiz açız yani. Önce onun karnını doyması lazım. Veya bir kişi kimliğinden ötürü ötekileştiriliyorsa ona müdahale etmemiz lazım. Bu çerçevede düşünüyorum. Bu çerçevede politikalarımızı da oluşturduk. Altı liderin de temel hedefi bu. Bir araya geldik, Millet ittifakını oluşturduk. Sayın başkanın bütün itirazlarına rağmen <gülüyor> 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 tabii işin esprisi 6 de bir araya geldik. Gerçekten bir ortak mutabakat metni hazırladı. Gora'da bu söylediklerim bütün ayrıntılarıyla yer aldı. Önemli olan bu ülkede herkesin özgürce kılı, kıyafeti, yaşam tarzı, kimliği ne olursa olsun özgürce adalet içinde yaşayabileceği bir Türkiye'yi hayata geçirmektir. Harika. Bir örnek vereyim. Buna bir alkış ya. şey yapmak istiyorum. Gerçekten. gerçekten. Ağzınıza sağlık. Bakın bir örnek vereceğim. Emine Şen Yaşar. Duyan var mı bilmiyorum. Evet bir evet. kişi duymuş. Emine Şen Yaşar iki çocuğu ve eşi siyasal olarak güçlü bir grup tarafından bir aile tarafından katledildi. Kocası hastanede kafasına tüp vurularak öldürüldü. Ve bu kadıncağız bir kağıdın üzerine adalet yazıp hükümet konağının önünde adalet istiyorum dedi. İki çocuğum öldürüldü, kocam öldürüldü, bir çocuğum hapiste ama katillerini kimse yakalayamıyor. Çünkü katiller çok güçlü. Ellerinde silahlarla geziyorlar. Emine Şen Yaşar'ın avukatı bana ulaştı ve ben Emine Şen Yaşar'ın bulunduğu yere gittim. Emine Şen Yaşar Türkçe bilmiyor, ben de Kürtçe bilmiyorum. Bakın, adalet sadece bizim için değil. Herkes için adalet olduğu zaman adalet kavramı yücelmiş oluyor. Emine Şen Yaşar'ın davasını takip ettik. Üzerinde durduk. Sekiz savcı iddianame hazırlayamadı. Sekiz savcı. Korkudan beni sürerler mi diye. Müdahale ettik. Tekrar gittim. Bir daha gittim. Milletvekili arkadaşları görevlendirdik ve sonunda davayı açtılar. Dolayısıyla eğer adalet istiyorsak bu ülkede, hak hukuk istiyorsak gerçekten bu ülkede, kim haksızlığa uğruyorsa, kim yaşı, cinsiyeti, yaşam tarzı ne olursa olsun, kim haksızlığa uğruyorsa onun karşısında dik ve onurlu durmalıyız ve mücadelemizi yapmalıyız. Haksızlık karşısında susmamalıyız. Böyle bir geleneği Aynen. umarım yaşatırız ve gençler de buna İnşallah. sahip çıkarlar. Ağzınıza sağlık efendim. Peki. Evet. Güzel. Buyurun. Arkaya lütfen. Merhaba Yiğit Göktuğ Torun. Ben de ODTÜ'de Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Ben Antakyalıyım ve Antakya'da bu depremde aslında annem babamı kaybettim, kuzenimi kaybettim, çok yakınımı kaybettim. Teşekkür ederim. Burada aslında biz çok fazla mağduriyet yaşadık. Özellikle Hatay olarak CHP'li bir belediyemiz olmasından dolayı da belli mağduriyetler yaşadık. Şimdiden gündem değişti gibi gözüküyor biraz. Biz depremzedeler olarak gündemimiz değişmedi. Siz neler yapacaksınız bu konuda? Benim annem babam kayıp mesela ve bürokratik hukuki çok fazla engelle karşı karşıyayız. Ve bize yol gösteren, bize yardımcı olan yetkililer yok maalesef. Siz iktidara geldiğinizde biz bu mağduriyetlerle nasıl savaşacağız? Yani Çünkü bizim umudumuz bugünlerin değişmesi. Ve bir sorum daha var. Biz sadece aslında iktidardan değil, belediyeden de yeterli desteği göremedik. CHP kendi içinde bir sorumlularla da yüzleşecek mi? Çok teşekkür ederim. Büyük acı yaşandı. Başınız sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. 50 binin üzerinde can kaybımız var. Depremden... Hemen sonra ertesi gün deprem bölgesine gittim. Devlet nerede diye herkes feryat ediyordu. Hatay'a, Hatay'dan Samandağ'a geçtik. Samandağ'dan gece 1'e doğru geldik. Sonra sabaha karşı Arsuz'a geldik. Olağanüstü zor bir süreçti. Enkazın altında kalanlar vardı. Hava buz gibi soğuktu. Çoğu donarak hayatını kaybetti maalesef. Belediyelerimiz süratle bir şekilde ulaştılar ama arama kurtarma ekipleri yeteri kadar yoktu. Onlar daha sonra geldiler. Başlangıçta vinç yok diye gazeteler, televizyonlar yazıyordu. Oysa ben kente girerken tırların üzerinde vinçlerin beklediğini gördüm. Bu vinçler burada neden gelip enkazı kaldırmıyorlar diye? Arama kurtarma ekibi olacak ki vinç gelip hangi kolonu veya hangi duvarı kaldıracağını bilsin. Yanlışlıkla bir şey kaldırırsa enkazın altında canlı varsa onlar onu öldürebilir diye. O nedenle beklediğini bana e, aktardılar. Çok büyük bir acı. Erdoğan da konuştu malum. Biz yeniden temelleri attık. Daireleri, binaları yapacağız. Size vereceğiz. 2 yılı ödemesiz, 20 yıl taksitte parayı ödeyeceksiniz diye. Bu doğru değil. Anayasada çok açık bir hüküm var. İdarenin kusurundan kaynaklanan zararı idare ödemekle yükümlüdür. Anayasa böyle diyor. Dolayısıyla Burada idarenin kusuru var mı yok mu onu size anlatayım. Bir binanın yapılması için 43 imzaya ihtiyaç var. Mimarı, mühendisi, harita mühendisi, jeoloji mühendisi, 23 ayrı belgeye 43 imza atılıyor. 43 imza sahibi diyor ki biz yönetmeliklere uygun, depreme dayanıklı binayı yaptık. Beton testleri yapıldı, demir testleri yapıldı. Her şey mükemmel ve bina bitti altına basıyorlar imzayı ve bitiyor. Bense veya sizse sade bir vatandaş olarak gidiyorsunuz, daire alacağım diyorsunuz. Daire bitmiş, ruhsat alınmış, her şey tamam, depreme dayanıklı. Ben de gidiyorum, tek imza atıyorum vatandaş olarak. Tapuda imzayı atıyorum, parasını ödüyorum, dairemi veya dükkanımı satın alıyorum. Benim hiçbir günahım yok. Kusur kimde? ruhsatı verenlerden. Onların tamamı kamu görevlisi. Tamamı. Biz şunu söyledik. Altı lider de bunu onayladık. Bununla ilgili bir kanun teklifi de verdik Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Yıkılan binaların tamamını yapacağız. Dairelerin tamamını yapacağız. Kırsaldaki aharlar var, evler var. Onları da yapacağız. Bir kuruş almadan hak sahiplerine teslim edeceğiz. Böylece sosyal devlet gerçek anlamda anayasaya uygun olarak gereğini yapmış olacak. Ama Ölenleri geri getiremiyorsunuz. O zaman devletin oturup bu ailelerle ayrıca helalleşmesi lazım. Yani eviniz yıkıldı, kabahat bendeydi. Ben bütün bu kabahatimi biliyorum. Binaları yeniden yaptım, depreme dayanıklı yaptım, size teslim ettim. Ama ölenleri getiremiyoruz, helallik istiyorum diyebiliriz. Bunlar olmadan bu iş olmaz. Biz böyle yapacağız. Tamamını teslim edeceğiz. Bir şey daha, bölgenin yeniden ayağa kalkması lazım. Ve kentin ruhuna uygun bir planlama yapılması lazım. Örneğin Hatay sıradan bir kent değildir. Bizim açımızdan da dünya tarihi açısından da e, çok önemli bir kent. Dolayısıyla kenti yeniden inşa ederken şuralara güzel binalar yapalım asla değil. Tarihi dokunun, geleneksel yapıların tamamının korunması lazım ve onların yeniden inşa edilmesi lazım. O konuda duyarlı olan başkan burada. Evet, evet. <laughs> Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na şunu söyledim. Kentin yeniden yapılanma planını hazırlarken mutlaka yanınızda tarihçileri bulundurun. Hatta Sosyal Demokrat Parti'nin genel başkanı geldi Almanya'da. Onlar kent planlaması konusunda, tarihi dokunun korunması konusunda özel birimleri varmış Almanya'da. Özel birimler. Onlarla da bizim Büyükşehir Belediye Başkan'dı buluşturacağız. Onlar da kentin yeniden planlanması ile ilgili bir çabaya harcayacaklar. Bir de yani imar affı, imar barışı adı altında herhangi bir düzenleme yapılmasına da izin vermeyeceksiniz. E, vermeyeceksiniz tabii. Yani Dolayısıyla sadece vermeyeceksiniz değil, verenlere de oy vermeyeceksiniz. Verenlere de oy vermeyeceksiniz. Tabii. Hayırdır. Evet.